Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Yargı Lemma Yayınları'nın TYT Kolay Kimya Soru Bankası'nın kimya bilimi konusunun 8. testini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda aşağıdaki elementlerden hangisinin adı karşısında yanlış verilmiştir demiş. K ile gösterilen biliyorsunuz potasyum aitti. S ile gösterilen silisyum değil, kükürt demeliydi. Yanlış olmuş. C şıkkına baktığımızda NE ile gösterilen neondu. Doğrudur. CU ile gösterilen bakır ve HG ile gösterilen civaydı. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda kimya öğretmeni Ali Bey öğrencisi Fatih'i sözlüğe kaldırır. Fatih'ten tahtaya 3 element örneği ve 3 bileşik örneği yazmasını ister. Bunun üzerine Fatih tahtaya şu örnekleri yazar. Buna göre Fatih hangi iki maddenin yerini değiştirirse doğru bir sınıflandırma yapmış olur. Biliyorsunuz elementler aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerken bileşikler farklı tür atomlar içeren saf maddelerdi. Bakın lityum aynı tür atomlar oluştuğu için bir elementtir. Ag yine aynı tür atomlar oluştuğu için yine bir elementtir. Bakın neo farklı tür atom içerdiği için element değil, bileşiktir. Bileşik sınıfına baktığımızda bakın farklı tür atomdan oluşan CO2 bileşiktir. Aynı tür atomdan oluşan demir elementtir. Yanlış olmuş. H2O da farklı tür atom içeren bileşiktir. Bakın o zaman hangi ikisinin yeri değişmesi lazım? Demirle NO'nun yerinin değişmesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda yukarıdaki şemada kireç taşın özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi özellik yanlıştır diyor. Bakın kireç taşının formülünden önce bahsedelim. Kalsiyum karbonattı arkadaşlar. Formülü kalsiyum karbonattır. Doğrudur. İkiye baktığımızda 3 tane atom içerir. Evet, elimizde kalsiyum, karbon ve oksijen elementlerinden oluşuyor. Doğrudur. 3'e baktığımızda bileşenlerin özelliklerini göstermezler demiş. Şunu da söyleyelim. Pardon arkadaşlar. 2 yanlış. Niye yanlış? Hemen düştük. Bakın 3 tane atom demiş. Hayır, 3 tane değil. 3 tür atom dese doğruydu. 3 tane atom değil. Toplamda bakın bir tane kalsiyum, bir tane karbon, 3 tane oksijen. Yani 5 tane atomdan oluşuyor. 2 o yüzden yanlış. 3'e bakıyorum. Bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Evet arkadaşlar. Bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Doğrudur. 4'e baktığımızda bileşenler arasında kütlece sabit bir oran vardır. Evet, belirli oranlarda birleşirler dedik. 5'e de baktığımızda bileşiktir. Evet, farklı tür atomlardan oluştukları için bileşik sınıfına dahil olur. Cevabımız ikinci öncül olan B şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en küçük biriminde atom sayısı en fazladır demiş. A şıkkına baktığımızda 1 mol azot, 2 mol oksijen, 3 atom var. B şıkkına baktığımda bir tane sodyum, bir tane azot, 2 yaptı. 2 de oksijen, 4 tane atom var. C şıkkına bakın bir tane kalsiyum, 2 tane oksijen, 3, 2 tane de hidrojen, 5 tane atom var. D şıkkında bakın 1 hidrojen, 1 karbon, 2 yaptı. 2 tane oksijen, 4, 1 tane de hidrojen, 5 yaptı. E şıkkına baktığımızda bakın 1 sodyum, 1 hidrojen, 2, 1 tane karbon, 3, 3 de burada 6 tane atom var. Cevabımız E şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda İsveçli kimyacı Berzelius, Lavoisier ve Dalton çalışmalarından yararlanarak element sembollerinin Latince adlarına göre yazılması gerektiğini öne sürmüştür. Berzelius'a göre element sembolleri Latince adlarının ilk harfiyle gösterilir. İlk harfler aynı olan farklı element varsa ilk harften sonra gelen harflerden birisiyle beraber element sembolü olarak alınır. Bu durumda ilk harf büyük, ikinci harf küçük yazılır demiş. Örneğin altın, aurum dediğimiz AO, krom da kromium dediğimiz CR şeklinde yazılır demiş. Aşağıda adı verilen elementlerden hangisinin sembolü yanlıştır? Sodyum, natrium dediğimiz Na, platin arkadaşlar PT şeklinde yazılıyor. Yanlış olmuş. Kükürt S doğru. Nikel Ni doğru. Çinko da Zn doğrudur. Şunu da söyleyelim. P ile gösterilen fosfordur arkadaşlar. Platin PT dedik. O yüzden dikkat edelim. Cevabımız B şıkkı olur. Altıncı sorumuza baktığımızda yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir demiş. Bilinen hiçbir yöntem ve daha basit maddeleri ayrıştırılamayan saf maddeler elementtir tanımıyla simya çağını kapatıp kimya çağını başlatan bilim insanı kimdir? Robert Boyle'dur arkadaşlar. Boyle ilk defa modern anlamda element tanımını yapan kişidir. İkiye baktığımızda element sembollerinin Latince adlarına göre yazılmasını gerektiğini öne süren bilim insanı biraz önce de bahsettik. İlk defa elementlerin sembollerle gösterilmesi gerektiğini öneren bilim insanı da Berzelius'tur. Cevabımız C şıkkı olur.
7. sorumuza baktığımızda H2SO4 bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Bakın sülfürik asit sistematik adıdır ama yaygın adı zat yağıdır. Doğrudur. Bir molekülünde 7 tane atom bulunur. Evet, 2 hidrojen, 1 kükürt, 4 de oksijen topladığınızda 7 atom bulunur. Doğrudur. 3'e baktığımda bileşik hidrojen, oksijen ve kükürt elementlerinin özelliklerini gösterir. Hayır arkadaşlar, bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Dedik cevabımız D şıkkı olur. 8. sorumuza baktığımızda bazı bileşiklerin sistematik adlarının yanı sıra yaygın adları da vardır. Örneğin kalsiyum hidroksitin sistematik adı, yani CaOH2'nin sistematik adı kalsiyum hidroksitken yaygın adı sönmüş kireçtir. Buna göre yaygın adı yemek sodası olan bileşiğin formülü kimdir? Bakın yemek sodası sodyum bikarbonat dediğimiz NaHCO3'e aittir. Cevabımız B şıkkı olur. Diğer seçeneklerin yaygın adlarını da söyleyelim yeri gelmişken. NaOH dediğimiz sodyum hidroksit arkadaşlar sut kostik diye bilinir. B şıkkını zaten söyledik. C şıkkı sodyum karbonat dediğimiz çamaşır sodasıdır. D şıkkı KaNO3 dediğimiz güherçilenin formülüdür. E şıkkı da asetik asit dediğimiz sirke asidinin formülüdür. Cevabımız B şıkkı olur. 9. sorumuza baktığımızda adrenalin molekülünün yapısı şekilde verildiği gibidir. Buna göre adrenalin molekülündeki karbon atom sayısı kaçtır? Tek tek sayacağız. Bakın bir tane burada var. Bir burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 9 tane karbon atom var. Cevabımız E şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda yukarıda verilenlerden hangisi element değildir demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar elementler ilk harfi büyük, ikinci harfi küçük yazılıyordu. Birinci önceye baktığımızda evet PB bir elementtir. İsmi kurşundur. Doğru. 2'ye baktığımızda O3 yine bir elementtir ama moleküler elementtir. Ozon diye geçer. Doğru. 3'e baktığımızda CO demiş. Bakın ilk harf büyük, ikinci harf küçük. Bu da nedir? Kobalttır arkadaşlar. Yine elementtir. Doğru. 4'e baktığımızda CO, bakın ikisi de büyük yazılırsa artık bu element değil, bileşiktir. Adı nedir? Bir ara daha söylemiştim. Karbon monoksit şeklinde ifade edilen bir bileşiktir. 5'e baktığımızda H2 yine iki tane hidrojenin bir araya gelerek oluşturdukları bir elementtir. Moleküler elementtir. Hidrojen molekülü diye geçer. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. 11. sorumuza baktığımızda yukarıda özellikleri verilen X maddesi hangisidir demiş. Yaygın adı kezzap. Bakın kezzap biliyorsunuz HNO3 ile gösterilir. Sistematik adı hidrojen nitrattır. Yaygın adı kezzaptır. Ve yapısında 3 tür atom bulunur. Kimdir bunlar? Hidrojen, azot ve oksijen elementleridir. Cevabımız C şıkkı olur. 12. sorumuza baktığımızda yukarıdaki maddelerde yeşille gösterilen hidrojen, kırmızı ile klor, beyazla oksijen ve maviyle de karbon simgelenmektedir. Buna göre 1 ve 2 numaralı bileşiklerin yaygın adı hangisidir? Bakın yeşil hidrojen, kırmızı da klorsa birleştirdiğinizde hidrojen klorür. Yani bunun yaygın adı tuz ruhudur arkadaşlar. 2'ye baktığımızda bakın yeşille gösterilen hidrojen, maviyle gösterilen karbon dedik. Beyazlarla gösterilen oksijenler, yeşille gösterilen yine hidrojen. Bakın HCOOH dediğimiz bunun adı formik asit, yaygın adı da karınca asidi diye geçer arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Hepinize kolay gelsin.